Yeniden merhaba, ben aşkım. Kanalıma ilk defa gelenler için her hafta düzenli video içeriği yüklüyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek bugünün videosuna geçiyorum. Bugün sizlerle bir ürün inceleme yapacağız. Cilt bakım ürününü inceleyeceğiz. Ama şimdiye kadar elime geçen, duyduğum en saçma maske olabilir, dürüstçe söylüyorum. Çok saçma yani, bu şekilde bir ürünün pazarlanması saçma, hak vereceksiniz bana. Ama maskenin içeriğindeki bileşenler çok iyi gözüküyor. O yüzden merak ettim açıkçası. İlk defa kullanacağım. Sizlerin karşısında denemek istedim. Ben bunu Amerika'dan satın almıştım. Beraber inceleyelim, ilginç bir video olur diye. Bugün hep beraber bir kağıt maske inceleyeceğiz. Ama bu maske regl olan kızlar için. Ben demiyorum, maske bunu söylüyor. Maskenin üzerinde regl olan kızlar için maske yazıyor. Normal yağlı ya da karma ciltlere uygunmuş. Cildiniz periyodunuzda beyaz mı, rengi mi soluk? Bu maske size pembe ve taze complexion'ı, cilt yapısını verecek diyor. Özellikle periyottaki kızlar için diyor. 20 gram ürün varmış ve bir kağıt maske var içinde. Ürünü yüzümüze uyguluyormuşuz ve maske yüzümüzdeyken masaj yapıyormuşuz. İçeriğini okumaya çalışıp kulağınızı tırmalamayacağım çünkü çok komplike içerikler var listede. Normalde kağıt maskelerde denk gelmediğim maddeler yazıyordu. Ben de merak ettim. Özellikle ilk 5 maddeyi araştırdım, ne işe yarıyor diye. Bildiğiniz üzere kozmetik ürünlerindeki bu içindekiler kısmı hangi madde daha çoksa o ilk sırada. Yani içindekileri okurken sadece maskeler için değil, bütün ürünler için. Özellikle eğer alerjik bir durumunuz varsa ilk 5 ürününe dikkat etmeniz gerekiyor. Bana da bu içindekiler ilginç geldiği için araştırdım ve hepsi pozitifti. Buraya eklerim. Hepsi övülen, hepsi cilde iyi gelen içeriklermiş. O yüzden sizle beraber denemek istedim. Made in Taiwan diyor. Tayvan ürünüymüş. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Kim adet gören kadınlar için ayrı bir maske pazarlamayı düşünmüş olabilir? Kapitalizm bu raddeye mi geldi bilmiyorum ama hepimizin adet döneminde ya şişkinlik olur ya ciltte kuruluk olur vesaire. Eğer içindeki maddeler gerçekten işe yarıyorsa deneyelim görelim istedim hep beraber. İşe yaramıyorsa kapitalizmin geldiği nokta çok fena demek oluyor. Hep beraber göreceğiz. Ben şimdi hemen gidip cilt makyajımı temizliyorum. Sonrasında da adet gören kadınlar için maskeyi uyguluyoruz. Cilt makyajımı temizledim. Gördüğünüz gibi benim cildimde bölgesel böyle kızarıklıklar var. Adet döneminde de daha fazla oluyor. Adet öncesinde cildimde sivilceler çıkıyor. Cildim biraz daha cansız, mat gözüküyor. Bakalım bir şey yarayacak mı? Aynamı önüme aldım. Saçımı da toplayayım. Hadi bakalım. Adet maskemizi açalım. Şöyle şuradan kesiyorum. Hadi bakalım. Delikli delikli. İçinde de bayağı krem ürün var şu anda. Kokusu harikaymış. Kokusu çok güzelmiş. Normal kağıt maskeler gibi değil. Görebiliyor musunuz? Maskenin dokusu şöyle delikli delikli. Yüzüme oturtalım o zaman. Hadi bakalım. Aha, buz gibi yalnız. Aa, çok soğuk. Aha. Buzdolabında falan saklamamıştım. Çok soğuk geliyor cilde. Gözlerime küçük geldi. Aa, çok soğuk. Tamam, şu üstündekini de çıkaracağız. İçinden normal maske çıktı.
Kokusu bir harikaymış. Şimdi cildinize masaj yapın diyor. Şöyle fazlasını. İçinden bayağı bir şey çıkıyor çünkü. Boyun bölgene. 15-20 dakika ciltte bırakıyormuşuz. Masaj yapalım bari bu arada. O kadar para verdik. Dolar arttı aldığımdan beri. Bundan sonra yatırmamı maske yapacağım. Yalnız şeyi anlamadım. İlk yüzüme koyduğum zaman buzdolabında da durmuyordu maske. Acayip soğuktu. O ilginç. Ben masaja devam ediyorum. Boyuna da masaj yapalım. Maske o kadar soğuttu ki yüzümü absürttü yani, o kadar soğuttu. 15 dakikamız doldu. Kronometreyi de durdurdum. Soyalım yüzümüzü. Maske güzelmiş. Daha gergin hissediyorum cildimi. Şaka değil. Dalga geçtim öyle adet maskesi diye ama lokal kızarıklıklar gene var. Kesinlikle cildim daha sıkı gözüküyor. Kesinlikle cildim daha sıkı gözüküyor. Ben içinde bu madde olan cilt bakım ürünlerini araştıracağım. Gözeneklerim daha sıkı gözüküyor, tartışmasız. Çok ilginç. Şey yapacağım, hani bu maskenin aynısını aramayacağım. İçinde bu maskedeki maddeler olan birkaç cilt bakım ürünü arayışına geçeceğim. Çünkü gözeneklerimi ciddi anlamda küçülmüş. Tabii ki maskenin etkisi geçicidir ama uzun zamandır gözeneklerimi bu kadar küçük görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle cildim daha gergin gözüküyor. Ben çok beğendim bunu. Dur, biraz daha buralarıma falan süreyim. Hani şeyi biliyoruz, böyle maskeler filan, tonikler geçici etki yapıyor ama uzun zamandır gözeneklerimi bu kadar küçük görmemiştim. Çok beğendim. Çok ilginç. Çok hoşuma gitti. Başarılı bir ürün inceleme oldu. Ben bu maddelerin peşine düşeceğim. Gözeneklerim gerçekten daha küçük gözüküyor. Şimdi yeni bir araştırma konusu çıktı. İçinde bu maddeler olan cilt bakım ürünlerini bulmam gerekecek. Çok soğuk geldiği için burnum tıkandı. Ben mağazadan satın almıştım. Ama link olarak da araştırır bulurum. Amazon'da vesaire olması gerekiyor bu maskenin. Ben çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Benim gibi karma ciltliyseniz, gözenek problemi yaşıyorsanız, yani şuramdaki gözenekleri küçülttü. Şaka değil. Geçici bile olsa okey. Yani benim hani bir sürü maske, tonik bu kadar etki etmemişti cildimde. Çok beğendim. Başarılı bir ürün incelemesi oldu benim için. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız ben her video yüklediğimde haberdar olmuş olursunuz. Videonun altında yorumlara da ucuz, pahalı, enteresan her türlü ürünü, incelememi istediğiniz her türlü ürünü yorum olarak bekliyorum. Biliyorum ürün inceleme videolarını seviyorsunuz. Ben de önceliği sizin istediğiniz ürünlere veririm. Öncelikle o videoları çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.